Sorumuzu incelediğimizde zaman Virginia Woolf'un eserlerinde sadece kaybetmenin bir sembol olarak ortaya çıkmaz. Aynı zamanda farklı şekillerde kendisini gösterir. O zaman burada yani hani sadece böyle böyle olmaz, aynı zamanda böyle de olur gibi bir ifade bize bağlaç yapısını ne yapması lazım? Hatırlatması lazım. Şimdi burada time, zaman burada uyuyor. Yani aslında ilk başta time, zaman. In Virginia Woolf's works. Tamam, burada mostly hani çoğunlukla görünüyor. Çoğunlukla. Biz hani sadece orada değil burada da gibi. İlk önce bu şıkkı burada mostly gibi bir ifadem olmadığından elerim. Devam edelim. Time appears in Virginia Woolf's works as a symbol of loss as well as. Bununla beraber yani bunun yanında. Ama sadece ifadesi yok. Yani aynı zamanda belki ezberez de verebilirsiniz ama sadece yalnızca ifadesi yok. O zaman bunu da eledik. In Virginia Woolf's works, time is not only a symbol of loss. Bakın burada not only but also of various other things dedi. Şimdi not only but also ifadesi güzel oldu. Tamam, güzel oldu ama buradaki ifadelerden özellikle hani kendisini gösterir ifadesi burada var mı? Ona da bir bakmam lazım. Devam edelim. In Virginia Woolf's works, time appears as various forms. Tamam, farklı şekillerde. Not only, yani değişik şekillerde gösterir. Sadece bir kayıp sembolü değil. Burada da hani not only kısmı burası ama but also aynı zamanda kısmı yok. In Virginia Woolf's works, tamam, time not only appears as a symbol of loss but also it reveals itself in various forms. Bakın burada C şıkkıyla karşılaştırdığımızda mesela kendisini gösterir ifadesinin C şıkkında açık bir şekilde verilmediğini gördük ama burada reveals itself kısmı var. Ve ikinci taraftaki bu bizim fiilimizi çok güzel şekilde tamamlamış. Aynı zamanda burada zaten gördüğünüz gibi not only but it also yapısı da sadece ve aynı zamanda ifadelerine karşılık geleceğinden cevabımız edinme olacaktır.